Herkese merhaba dostlar. Kriptorel youtube kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda kripto piyasasındaki projelerin detaylı incelemesini bulabilirsiniz. Aynı zamanda girmiş olduğunuz kripto para piyasasında finansal özgürlüğünüzü sağlamanıza yardımcı olma amacıyla burada bulunuyoruz. Bu amacımıza destek olmak istiyorsanız bu amacımız kulağa hoş geliyorsa bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuz bu altcoin nedir serisinden geliyor fakat daha önce yaptığımız bir video. Aslında bir güncelleme videosu gelecek ve benim için hatta sizler için çok önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Videonun başında uyarıyorum. Bu videoyu mantık çerçevesince iyice dinleyin ve kendinize notlar almanızı tavsiye ediyorum. Mantıklı bir planlama yapmanız açısından ve iyi karar verebilmeniz açısından. Biliyorsunuz ki karar sizin. Hemen geçelim. Bugünkü videomuzun adı SXP arkadaşlar. Şimdi SXP'de biliyorsunuz değişik gelişmeler oldu. Binance kendisini satın aldı. Öncelikle bu hikayeyi anlatalım. Sonrasında arka planda neler olduğunu anlatalım ve neler olabileceğini ve son olarak da grafiğini size anlatalım. Bakalım iyi bir yatırım mıymış sizleri bir yere götürebilir mi size güzel paralar kazandırabilir mi bize de tabii ki de. Şimdi biliyorsunuz ki SXP'nin CEO'su Joselito isminde bir adam. Bu adam sıkıntılı hareketler yaptı. İşte Twitter hesabı falan kapandı SXP'nin ve geliştiricilerin de piyasaya yüksek adetlerde bir anda coin falan sürme olayları oldu. Bu olaylardan sonra doğal olarak geliştirici ekip güven kaybetti. Güven kaybettiğinden dolayı da SXP fiyatlama olarak doğal olarak ters bir hareket yaşadı. Şimdi SXP'nin ne olduğuna da hızlı bir şekilde hemen değineceğim. Bununla ilgili videoda var fakat detayına çok da girmeden hemen öncelikle olayı anlatmak istiyorum. Bu olaylar olduktan sonra CZ Joselito'dan Swipe'ı SXP'yi satın aldı arkadaşlar. Şimdi CZ'nin satın aldığı Swipe. Bakın burada web sitesine geldiğimizde Swipe ve Solar diye iki tane web sitesi görüyorsunuz. CZ'nin satın aldığı sistem Swipe arkadaşlar. Şimdi bu Swipe üzerinde yani şeyin SXP'nin çalıştığı zincir arkadaşlar Swipe'ın adı. Swipe üzerinde bulunan SXP'ler ve geliştiricilerin elinde bulunan SXP'ler doğal olarak yine geliştiricilerin elinde fakat borsalar aracılığıyla yani kendi borsası aracılığıyla da büyük bir çoğunluğunun CZ'de olduğunu tahmin ediyorum. Yani CZ'ye gidip de riskli bir ticaret yapacağını zannetmiyorum. Sonuç olarak en büyük hacimli borsanın sahibi kendisi. 10 milyon dolara bu firmayı satın aldı arkadaşlar. Firma haklarını satın aldı. SXP'ler geliştiricilerde ve Joselito'da tabii ki de borsalar aracılığıyla da satın alma işlemini de gerçekleştirdi. Buraya kadar okeysek. Joselito dedi ki yani büyük ihtimalle bu arka planda konuşulup anlaşılmıştır. Ben bu swipe chain'i yani SXP'lerin çalıştığı swipe chain'i adını değiştireceğim. Rebranding yapacağım ve yeniden yapılandıracağım. Ve yine SXP ile birlikte çalışmasını sağlayacağım. Şimdi şöyle bir avantajı oldu artık projenin ben böyle düşünüyorum. Önümüzde Binance'in satın aldığı bu arada SXP'ye de hemen değinelim. SXP neydi arkadaşlar? kredi kartıyla fiziksel ve sentetik varlıkları kripto paralarla birleştirmeyi vaat eden ve bunu da hali hazırda sağlayan bir platform Visa Mastercard Apple Pay ve Google Pay ile de anlaşmaları mevcut. Aynı zamanda stabil paralarla da anlaşmaları mevcut ve Kendisinin büyük borsa listelemeleri var. Aynı zamanda standart ve premium olmak üzere 2 adet kartını, debit kartını kendisini siz alıp SXP cüzdanınızda tuttuğunuz SXP'leri isterseniz swap kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de stabil paralarınızı ve anlaşmalı olduğu coinleri hali hazırda size verdiği debit kartla kullanabiliyorsunuz. Proje bu dostlar. Bu projenin altyapısının teknolojisini satın alan Binance bu cepte dursun. Binance'ten aldığı 10 milyon dolarla Joselito dedi ki ben Solar'ı kuruyorum. Bu arada Solar'ın web sitesine de yine CoinMarketCap üzerinden ulaşabilirsiniz. Solar'ı kuruyorum dedi ve Solar adında bir yani swipe chain'i aldı adını değiştirdi. Yeni bir web sitesi, yeni bir yol haritası, yeni bir white paper ve yeni gelişmelerle birlikte ben de SXP'yi kullanacağım dedi. Şimdi burada bizim için avantaj ne? SXP'nin kullanım alanı olan dünyanın en büyük hacimli olan borsası var ve belki de CZ'nin planları belki de değil yüksek ihtimalle bu şekilde oradaki debit kartla fiziksel varlıkları ve sabit paraları stabil paraları da Binance ile entegre edip Binance'ten çok kolay bir şekilde debit kartla kullanım yapmak harcama yapmayı sağlamak ki bu zaten Binance'in kendi kartında da var. Fakat bunu hala hazırda çok fazla kullanıcısı olan ve stabil paralar desteğiyle birlikte de sağlamayı düşünen bir CZ arkada var. Tabii ki de bu ilerleyen zamanlarda SXP'ye ben mobil mobil uygulamaları falan da gelmesi çok artısı olacaktır. Yani SXP mobil cüzdan falan gelirse çok iyi olur. Şimdi solar tarafına hemen geçelim. Solar dedi ki yani Joselito ben dedi solar yapıyorum swipe chain'in adını ve artık swipe chain'in adı solar olduktan sonra layer 1 katman protokolü yani kendim bir blockchain zaten blockchain'di fakat sadece ödeme sistemlerine yoğunlaşan bir blockchain'di. Ve bu işi yaptıktan sonra başladı yani. Bunun şimdi mehnetleri falan tanıtımları falan olacak. Ufak ufak tanıtımları yapıldı aslında. Ama ben sizin özellikle Türk komünite olarak yani biz Türkler olarak çok daha erkenden bilgilenmenizi, bu işin nereye gidebileceğini, yatırım alanında neler olabileceğini bilmenizi istiyorum. Bu tabii ki de benim düşüncemdir. Sonuç olarak ben kahin değilim. Sadece tahmin ediyorum. Temel analiz yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada kendisi Proof of Stake madencilik sistemini kullanan bir blok zincir olacak dediğim gibi adı Solar oldu ve yine sxp'yi kullanacak. sxp bu ağ üzerinde blockchain ücretlerini, ödemeleri, protokolün yani bu ağın stake ve yönetimi için yani DAO içinde ödemelerde de dahil olmak üzere kullanılacak. Çok iyi. Daha öncesinde hem Ethereum hem de Binance Chain üzerinde bulunan SXP'ler var. Ve bu SXP'lerin sahipleri hiçbir şekilde sahipliğinden bir sıkıntı yaşamayacak. Bunun haricinde Solar üzerinde ekstra SXP çıkarılmayacağını takım söylemiş arkadaşlar. Yani geliştiriciler söylemiş. Bu sadece ağızdan çıkan bir şey. İnşallah ekstra SXP piyasaya çıkmaz. Çünkü enflasyon olmasını istemiyorlar. Aynı zamanda Mainnet Önceden Binance'in de desteğiyle birlikte diyorlar. Bakın buna dikkat edin. Binance'in de desteğiyle birlikte 2022'nin ilk çeyreğinde biz mainnet'imizi başlatacağız ve mainnet'te tanıtımımızı bu blockchain'i size tanıtacağız diyorlar. Aslında bu blockchain'i onlar burada web sitesinde bizlere tanıtmışlar. Türkçe'ye alıyorum. Daha rahat bir şekilde sizler de okuyarak benimle beraber devam edebilin diye. Delegated hani Proof of Stake sistemi olduğunu söylemiştim. Ve aynı zamanda bu ağ üzerinde kendi uygulamalarınızı artık kullanabileceksiniz. NFT Marketplace'i kendisinin olacak uygulama kitaplı olacak ve site ledger protokol olacak SLP eklentisi olacak yani kendi cüzdanınızın içerisinden birkaç tıkla kolay bir şekilde jetonlarınıza ulaşabileceksiniz ve yan zincir bu hani ekstra bir özellik aynı zamanda üçüncü taraf araç uygulamaları uygulanabilen ve entegre edilebilen bir uygulama da kendisinin üzerine gelecek ve bunların hepsi arkadaşlar sxp ile olacak çünkü bu ağ üzerine ne kadar fazla kullanım olursa her şey uygulamalar işte cüzdanlar transfer işlemleri her şey CX ve NFT NFT marketplace her şey CX ile olacak. Bu layer 1 anlamında güzel. Hemen yol haritasına geçmek istiyorum. Çünkü yol haritasında ileriye dair böyle değişik olaylar var. Burada mainnet olacağını başlı söylemişler zaten birinci çeyrekte ve sonrasında stake etkin edeceklermiş. ERC20 yani Ethereum üzerinde ve Binance Smart Chain üzerindeki coinleri mainnetle birlikte aktif hale getirecekler. Yani zaten aktif sadece birbirleri arasında geçiş yapabileceksiniz diyor. Cüzdan da sosyal medya medyalarını aktif bir şekilde kullanabileceklermiş. Ve sonrasında işte benim istediğim mobil cüzdan olayı geliyor. Şunu unutmayın Binance mevcut hali hazırda SXP sisteminde debit kart sistemini kullanabilirken aynı zamanda solar olarak yine SXP kullanılan bir mobil cüzdan gelecek. Bu çok güzel. Web cüzdanı da var. Bu da çok güzel. Denetimler oluşturacakmış ve geliştiriciler belgeleri oluşturacakmış. Burada SLP yani özel cüzdan mantığından size bahsetmiştim ve işte burada asıl olay Solar Metaverse'ün alfa sürümü. Teknik inceleme güncellemesi, NFT marketplace, üçüncü taraf entegrasyon keşifleri, seçimler ve yol haritasına devam ediyorum arkadaşlar. 3. teyerek community'den işte ekstra haberler olacakmış. Burada yakım olacağını söylüyor ve ekstra cüzdanlar yine teknik inceleme güncellemeleri ve burada da fırlatma rampası görüyorum arkadaşlar ve kendi üzerinde bir metaverse projesi çıkaracağını zaten burada metaverse ile ilgili bir alfa sürümü olacağını ve sonrasında da bir fırlatma rampası olacağını burada çok net bir şekilde görebiliyorum şimdi benim mantığım şöyle diyor stake edecekler sxp'ler kitlenecek okey onun haricinde a içerisinde ücret ödenmesi transfer işlemleri Oylama işlemleri. Her şeyde SXP kullanılacak. Belli bir yakın mekanizması da dahil olmak üzere White Paper'da ekstra bilgiler var arkadaşlar. Web sitesinden girip bakabilirsiniz. Bu da çok güzel. Devam ediyorum. Bir Metaverse projesi olacak. Ve bu Metaverse projesi, projesinde de SXP kullanılacak. Bu da çok güzel. Yani SXP'nin kullanım alanı olan yerler arttıkça farklı farklı kullanıcıların farklı alanlarda SXP kullanma ihtimali arttıkça SXP'ye olan talep artacak. Çok güzel. Devam ediyorum. Bunun haricinde de fırlatma rampası üzerinde de SXP kullanacağını burada görebiliyoruz. Yani SXP alan insanlar ya da elinde SXP olan insanlar ya da bu Metaverse projesi üzerinden yani bu Layer 1 Solar üzerindeki Layer 1'den çıkan Metaverse'lere ya da ekstra projelere fark etmez ya da anlaşma yaptığı projelere de dahil olmak üzere ön satışlara katılmak isteyen arkadaşlarımız SXP'ye alıp bu fırlatma rampasına kitlemeleri gerekecek. Büyük ihtimalle böyle olacak. Adam gidip de başka bir coin'i kitletmez. Yani kendi Layer 1 projesinde SXP diye bütün borsalarda neredeyse listelenmiş bir coin'i var. Hali hazırda kendi coin'ini kitletmek isteyecektir. Doğal olarak ne oldu? Çok fazla SXP talebi olacak. Bunlar oldukça. Tabii ki de bu dördüncü çeyrek diyor. Hani burada geliştiricilerin ve özellikle takımın çalışması ve aynı zamanda burada yol haritasında vaat ettiklerini yapmalarını takip etmek gerekiyor aşama aşama. Bunları yaptıkça SXP olan talebin çok artacağını görebiliyoruz. Ve bu talep arttıkça da SXP'nin fiyatlanacağını zaten mantık olarak hepimiz hesaplayabiliriz. Şimdi solar tarafında ekstra sadece solara özel ben bir video yapmayı düşünüyordum. Ama burada detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Ekstra solar diye bir coin çıkmıyor. Swipe chain yani SXP'nin zinciri olan swipe chain'in adı solar olarak değiştiriliyor. Ve bu yeni bir yol haritası ve yeni bir white paper ile kendileri sadece SXP kullanarak tüm işlemlerinde bu işleri yapacaklar. Peki dönelim SXP'ye. SXP ne olacak? Yani CZ neye para verdi? Neyi satın aldı? CZ burada bulunan ödeme sistemini satın aldı arkadaşlar. Bu adam sonuç olarak bir planlama dahilinde bir yatırım yaptı ve burada da görüyorsunuz kartınızın tokenize işlemlerini ve debit kart işlem gücünü Apple Pay, Google Pay ve Samsung Pay ile yapabiliyorsunuz. Yani bu adam çok büyük bir markete SXP ve büyük ihtimalle Binance'i de entegre ederek burada FTX de var. Yani kendisinin FTX ile ilgili bir anlaşması gelirse Binance ile ilgili böyle ödemelerle ilgili bir anlaşma falan gelirse hiç kimse bu coin tutamaz. Zaten büyük adeti Binance'in elinde bu da kendisi için ve bana göre de yatırımcılar için abi, bir yandan iyi bir yandan kötü. En azından kendi elinde olması ve en azından da fiyatlanmadığını düşünürsek ilerleyen zamanlarda çok 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 fiyatlanacağını benim temel analiz tecrübelerim bana söylüyor. Şimdi market coinmarketcap verilerinde kendisinin maksimum saplisi vardı. Bu değişimle birlikte maksimum sapli değişti ve dolaşımda 180-200 milyon civarı coin vardı. Dolaşıma coin çıktı arkadaşlar. 480 milyon adet şu anda dolaşımda ve total saplisi de 520 milyon adetmiş. İşte geliştiricilerin bu piyasaya ne kadar coin süreceğini, kendileri sürmeyeceklerini, bir enflasyon olmayacağını vaat etseler bile ne kadar süreceklerini, ne kadar sözlerini tutacaklarını zaman içinde göreceğiz. Yalnız ben şöyle bir detaydan bahsetmek istiyorum. Karşılarında CZ var, Binance'in CEO'su ve sahibi. Yani çok büyük bir güç var elinde öyle göre göre de adam ee, gidip de coin sokmaz, sokturmaz piyasaya. Yani öyle bir dünya yok. Hani önceden tek başlarına ayrıldılar bu işi yaptılar. Fakat şu anda böyle bir şeye ben müsaade edileceğini zannetmiyorum. Kendisinin temel teknik anlamdaki hemen geçelim verilerine. Şimdi hareketin başladığı yerden bittiği yere yani 50 cent civarlarından 5.80 dolar civarlarına Fibonacci çektiğimizde 78.6, 88.6 uzun vade ekümüle aralığı 1.15 dolarla 1.60 dolar. Fiyatı da şu anda 1.48 arkadaşlar. Uzun vade ekümüle aralığına gelmiş yatmış bekliyor. W'ler atıyor. Çok güzel. Haftalıkta şu şö haftalıkta şöyle bir göstermem gerekirse hani bu işi bilenler daha anlayacaktır ama bilmeyenler için söylüyorum. Haftalıkta hareketin başladığı yere retest etmiş arkadaşlar. Bir ihtimal 75 centlere tekrar düşme ihtimali var. Tabii ki de bu Bitcoin'in aşağıya doğru sert yönlü hareketiyle olabilecek bir gelişme. Şimdi haftalıkta MACD zaten uyumsuzluklar vermiş, pozitif anlamda ve onaylanmış ve haftalık MACD al vermiş. RSI de aynı şekilde al vermiş. Yani sen uzun vade yatırım yapmak istiyorsun. Güçlü bir proje, iyi bir proje arıyorsun. Çok da fiyatı oynak olmasın ama yükselişine başlarsa yukarıya doğru çıksın ve kullanımının artmasını istiyorsun ki hani bu fiyatlansın sonuç olarak mantık olarak. Hani bir arsa alırken bile yan tarafına işte yol yapar, yapılır ya da oraya bir yere elektrik gelir benim arsam fiyatlanır mantığıyla yatırım yapıyorsanız bu projede hali hazırda kullanılabilirliğinin çok yüksek olacağını düşündüğüm sizin de kendi detaylı araştırmanızı tabii ki de kendiniz yapmanız gerekiyor benim düşüncem bu proje çok fazla kullanılabilir olacak. Çünkü hali hazırda bir altyapı debit kart sistemi var ve Binance bunu satın aldı. Ve Binance satın aldıktan sonra coin fiyatlanmadı arkadaşlar. Ve bu ödeme sistemini debit kart sistemini %99.9 hatta ben %100 diyeyim CZ yani Binance kendi ekosistemine BNB ekosistemine entegre edeceğini düşünüyorum. Bu birinci düşüncem. İkinci düşüncem de swap chain'in solar olarak değişmesi. içerisinde NFT marketplace tüm ödemeler stake işlemleri bununla birlikte Metaverse Launchpad yani CXP'ye olan talebin çok fazla artacağını düşünüyorum. Artacağını düşündüğümden dolayı da Doğal olarak CXP'nin fiyatlanması söz konusu olacaktır. Tabii ki de dediğim gibi sizler kesinlikle çok daha detaylı bir şekilde araştırma yapmalısınız ve çok sıkı takip etmelisiniz. Sosyal medyalar ve size belirttiğim detayları kesinlikle sıkı takip edin. Benim gözümde önümüzdeki bir sene içerisinde 20 doları rahat rahat geçecek bu coin. Ben öyle düşünüyorum. Uzun vadede bende 70 cent'ten beri zaten var. 5,5 dolarlara çıkmasına rağmen henüz daha kendisini satmadım. Tekrar ediyorum. Benim elimde var diye alın demiyorum. Alıp almamak tamamen sizin şahsi kararınız ölçün, tartın, notlarınızı alın, araştırmanızı yapın, kendi yatırımınızı da kendiniz yapmanız, cüzdanınızı da kendiniz yönetmeniz çok önemli. Bunları zaten biliyorsunuz. Bizlere ve kanalımıza da destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzun altında Twitter, Telegram ve Discord linkleri mevcut. Bu linklere tıklayarak Twitter'ımıza, Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Unutmayın, plan var, panik yok.